Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Değerli öğrenciler. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam Aleyküm hocam. Selam hocam. Evet. Güzel bir karşılama. Sayımız iyi görünüyor. 20'nin üzerinde ilerliyor. Evet, bugün inşallah dil bilgisi üzerinde bir konudan ilerleyeceğiz. Evet, şimdi ekranı küçültürsem. Evet, basit bir konumuz var. Daha önce gördüklerimize biraz bilgi ilavesi yaparak ilerleyeceğiz. Çok fazla bilgi değil, sadece öğrendiklerimizi bir toparlayacağız. Oradan buradan ne öğrendiysek bunları bir araya getireceğiz. Yani şunu hatırlatalım. Kelimeler kaça ayrılıyordu arkadaşlar? Kelime deyince neydi? 3. Evet, neydi bunlar? 3 tanesi. Fiil, harf. Fiil, harf, isim. Evet, çok güzel. Bizi bugün ilgilendiren nokta arkadaşlar, fiil ve isim. Harflerin dişiliği, erkekliği yok tabii ki. Harf harftir ama fiillerde ve isimlerde erkek dişi olayını ön plana çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün önce isimler üzerinde, evet, önce isimler üzerinde, işte burada en büyük kullanacağımız enstrüman tay merbut olacak. Daha sonra fiiller. Fiillerde tabii mazi, muzari, emir. Bunlar üzerinde bayan nasıl yaparız? Tabii şu ana kadar gördüklerimiz erkek üzerine oluyor darlıkta. Bayanları nasıl yaparız? Buna bakacağız. Evet, konumuz burada arkadaşlar. Direkt doğrudan başlık atmamış ama bu konunun ana enstrümanı arkadaşlar, şu sonda gördüğümüz kapalı T'ler. Arapça biz ona şuradaki ifadeyi kullanıyoruz. Ta merbuta. Ta, elif, ba, ta harflerden birisi arkadaşlar. T harfimiz merbut denmesinin sebebi ise rabata. Rabata, rapt etmek, bağlamak, bağlanmış. Yani örtünmüş, bağlanmış diye bir T. Neden bir T'ye bağlı T denir arkadaşlar? Çünkü normal öğrendiğimiz T şu. Ama bir de iki sene başında kısmen değindik. Bir de arkadaşlar şöyle bir T var. Yani bu da T, bu da T. Yani bakın buradaki T'yi arkadaşlar, şu sağ ucuyla sol ucu birbiriyle buluşmuyor. Yani açık. Buna meftuha deniyor. Bunun ise bakın buluşuyor. Buluşuyor. Bu bir önceki harfe bitiştiği için buradan bir kuyruk yapmış. Buluşuyor. Dolayısıyla buna merbuta denmiş. Yani şurayla şurayı rapt etmiş. Ne olmuş? Ta'yı merbuta olmuş. Evet, ta'yı merbuta bir harf gibi duruyor ama çok önemli. Çok işlevi var. Yani ta-i marbutanın yazılışı var, okunuşu var, cümlede, kelimede etkisi var, birçok yönü var. Tabii böyle diyor olmam gözünüzü korkutmasın. Yani en genel durumu itibariyle basit bir durum. Evet, şimdi tabii ta-i marbutaya doğrudan geçmeden önce başlığımız şurada, ta görüyorsunuz. Ben şöyle bir düşündüm. Daha önce karşımıza hangi T'ler geldi? Yani bu tarz konuları tekrar için bir nevi vesile kılıyoruz. Evet, bugün ta-i meftuha işleyeceğiz dedik. Ta-i meftuha, dediğim gibi ağzı açık T. Bu kelimenin başında da olabilir arkadaşlar. Tilke. Kelimenin ortasında olabilir. Kitapta geldiği gibi. Ya da kelimenin sonunda da olabilir. Buradaki T'ler
Tilke, kitap, bin. Buradaki T'den hepsi ağza açık. Yani buna ta'il meftuha diyoruz. Ama ta'il merbut arkadaşlar. Ta'il merbuta bağlanan T olduğu için bu ancak ve ancak sona geliyor. Yani ta'il merbutayı sonda görebiliriz. Başka bir yerde göremeyiz. Tabii karşımıza iki türlü T çıkmasının sebebi ne olabilir? Yani T açık T bir türlü çıkıyorken kapalı T niye iki tane karşımıza çıkıyor? Bir böyle yazıyorum. Bir de böyle yazıyorum. Var mı bilen, tahmin eden? Hocam, önceki harfle ilgili. Evet, yani şu kapalı T arkadaşlar yalnız kalınca rahat. Çünkü ra harfi kendisinden sonraki harfe birleşmeyen bir harf. Dolayısıyla T burada rahat ama sin harfi T ile birleşmesi gerektiği için bu yuvarlık T'ye bir de kuyruk yapmışız. Yani sebebi o. Yoksa ikisi de aynı. İkisi de aynı. T'de öyle bir durum yok. Dolayısıyla biz buna kapalı T diyoruz arkadaşlar. Yani marbut. Merbut. Bağlanmış T. Tabii biz önceden hangi T'leri gördük? Mesela ta'u te'nis gördük. Bu konu yine tekrar edecek. Mesela ketebe yazan kim? O erkek. Ama bayan yaz dediğim zaman ne yapıyordum sonra? Cezimli bir T getiriyordum. Ketebet yani hiye ketebet. Yani yazan kim burada? Hiye. Dolayısıyla o T arkadaşlar bu sona getirdiğimiz T ta'u te'nis. Te'nis dişi demek. Yani mazi fiili dişi yapan T demek. Başka T'yi nerede gördük arkadaşlar? Ta'ul mudari. Muzari fiillerine 4 harf geliyordu. Elif, nun, ye ve T. Yani muzariyat harflerinden bir de ne arkadaşlar? T. T harfi. Tek tübü derken mesela buradaki T size sorulsa ne T'si? Muzariyat harfi. 4 muzariyat harfinden biri diyebilirsiniz. Ta'ül fail var arkadaşlar. Fail yani özne T'si. Yani özne anlamı içeren. Yani ben anlamı içeren T. Bunları da gördük ama doğrudan böyle adına sanına bakmadık. Ketebtü, işte ketebte diyoruz. Sonu T. İşte ketebti diyoruz. Bu sondaki harekeli olan T'ler arkadaşlar tü, te, ti yapan kim? Benim. Yapan kim? Sensin. Yani fail olan te. Fail olan te. Dolayısıyla bunlara da ta'ül fail deniyor. Ta'ül kasem gelmedi. Ama çok basit. Türkçe'de kullanıyorsunuzdur. Vallahi billahi tallahi diyoruz ya. Bu ta olarak yemin edersek arkadaşlar buradaki te kasem te'si oluyor. Yani kasemde de kullanılıyor. Ama bizim şuraları, şu kısmı gördüğümüzü sizlere söyleyelim. Sadece adlandırmayı belki tam olarak bilmiyordunuz. Bunlar karşımıza çok gelecek. Yani ta'il meftuha, ta'il marbuta, ta'il te'nis, i'rab da çok lazım. Ha, muzari'nin te'si çok karşımıza gelmeyebilir. Ta'il fa'il, bunu da çok kullanacağız terim olarak. Dolayısıyla bunu da bir nevi tekrar olarak düşünebilirsiniz. Evet. Ta'il marbuta ile ilgili arkadaşlar bir çizgi filmim var ama YouTube kuralları gereği bunu izletemiyorum. Sıkıntı oluyor. Şöyle merak uyandırmak adına çizgi filmi sahnelerini göstereyim. Evet, burada bakın ta'il marbuta ile ilgili örnekler geçiyor. Görüyorsunuz mu? Bunu izlersiniz. Tabi bu çizgi filmlerin sonunda konuyu özetleyen bir anlatım da oluyor. Burada ta'il merbuta'nın okunuşu durumu anlatılıyor. Bunu inşallah Silsetül Lisan kanalımıza atacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, şöyle ilk günlerde niye buraya geldi? Tabii ta'il merbuta deyince arkadaşlar şu an gramere girmeden önce
önceki bir konuyu daha hatırlayalım. Bir de bu timer butonun yazılışıyla birlikte neyi var? Okunuşu var. Evet, demin yazarken kendisinden sonraki birleşmeyen harfe geldiğinde böyle yazılıyor. Bildirteşen harfe gelirse böyle yazılıyor dedik. Ve kapalı bir T olduğundan söyledik. Ve kelimenin sonuna geldiğinden söyledik. Peki okurken sonu normal T ile kapalı T biten arasında fark var mı? Evet. Bakın arkadaşlar, medrese, Fatıma, Hadika, Es-Sahafe hepsi neyle bitmiş? Kapalı T ile. Eğer ben bunu durursam nasıl okuyabiliyorum? Medreset diye okumuyorum arkadaşlar. Ne diye okuyorum? Bak, okunuşunu vermiş. Medrese, Fatıma, Hadika, Es-Sahafetü. Ne yapıyorum? Es-Sahafe şeklinde durursam. Ha, geçersem sorun değil. Medresetül Benet, Fatımetüz Zehra. Yani iki seçenek var elimde. T de okuyabilirim. Durursam H de okuyabilirim. Ama T, yani meftuha olan T böyle mi? Hayır. O her zaman T. Dursak da bint, durmasak da bint. Uht, uht. Caet, caet. Ketebtü, ketebet. Fark etmiyor. Yani okunuş olarak da arkadaşlar böyle bir fark var. Bunları da önceki derslerde söylemiştik. İlk derslerimiz hatırlatma babını, tekrar babında söylemiş olalım. Burada da timer butonu arkadaşlar toplamış. Yani demin anlattığım kuralları burada hepsini bir tablo yapmış. Diyor ki resim derken yazılışı ya böyle olur diyor ya böyle gelir. Okur, nutuk, okuyuşu durursak diyor H'li okursun diyor. Durmazsak şöyle okunur diyor. Burada da örnekler vermiş. Burada ise yeri sonda olur demiş. Yani timer buta kelimenin sonunda olur. Bu tablodan da istifade edebilirsiniz. Evet. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Evet, şimdi aslında biz bu timer butayı çok gördük. Çoğu zaman müennes yaptığını hepimiz biliyor değil mi? Yani muallimunla muallimetün arasındaki farkın bayan olduğunu biliyoruz. Hatta Türkçemizde bile memur diyoruz, memura diyoruz. Müdür diyoruz, müdire hanım diyoruz. Demiyorsunuz mu? Duymuşsunuz herhalde, müdür, müdire. Evet hocam, duyuyoruz. Evet. Dolayısıyla yani ilk akla gelen tail marbuta, yani örtülü, kapalı. Zaten kızı kapamış, bak görüyorsunuz mu? Kapalı kapalı kızlar gibi oluyor. Ta meftuha, fetih, açıktan geliyor. Böyle bir resim yapmış yapan. Yani ilk akla gelen şey tail marbuta dediğimizde o ismin müennes olması. Ama bu noktada yanılıyoruz. Burada güzel bir eser çıkarmış bir şey. En son ismi neydi bakalım? Meral Hunuma. Çok hoşuma gitti. Bundan da istifade edersiniz. Arkadaşlar, tail marbuta sadece bir kelimeyi müennes yapmaz. İşte burada onu anlatıyor. Diyor ki isim ve sıfatları tail marbuta müennes yapar diyor. Örnekler veriyor. Bunları incelersiniz. Ama diyor, her gördüğün kapalı T olan kelime. Benim adım ne? Benim adımı bilmeyen var mı yoksa aranızda? Talhatün. Vay. Oktay, teşekkür ederim. Ama ileride gayrı munsarif konusu göreceğiz. Talhatün diye okursan üzülürüm. Tamam. Neden? Çünkü talha kelimesi gayrı munsarif, tenvin almaz. Talhatü diye okunuyor. Talhatün değil. Ama adımız, bakın arkadaşlar, neye konu olmuş? Burada yani mesela Hamza gibi, Talha gibi, Üsame gibi, Antere gibi bazı kelimenin sonunda kapalı T olsa da müennes değil arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Bu lafzen müennes. Lafzen, lafız, tamam, okurken müennes ama Talha gerçekte erkek ismidir. Yani bunlar birkaç özel isim. Dolayısıyla her sakallı dede değil, her tay merbutalı isim
Müennes diyor arkadaşlar. Ha şu bir gerçek. Kapalı T %90 görürsek o isim nedir arkadaşlar? Müennestir. %90. Ha %10 farklı durumlar var. Mesela bir tanesi de bu. Taül vahde demiş. Mesela zehrun çiçek demek. Zehratün kapalı T'ye gelmiş. Görüyor musunuz? Burada da bir çiçek anlamı var. Yani bir anlamı veren kapalı T'ler var. Ha bu müennes mi? Müennes. Zehratün. Ama verdiği mesaj burada teklik, bir çiçek, bir gül. Mesela bu anlamlara gelebiliyor. Mesela hemen bir ünite sonra göreceğiz. Bir ünite sonra göreceğiz. Eğer bu kapalı T, kapalı T kendisinden sonra ek alırsa bu kapalı T arkadaşlar açık oluyor. Açılıyor. Yani bunu da belki görmüşsünüzdür kurallarda. Bir de arkadaşlar mübalağa, abartma anlamında kullandığımız bazı kelimeler var. Sen allame misin kardeşim? Allame-i cihan diyoruz ya. Sonlarında ne var? Kapalı T var. Buradaki kapalı T müennes olduğu anlamına gelmiyor. Bu kural gereği. Yani çok bilgili, çok anlayışlı, çok zeki. Yani bu şekilde kapalı T de karşımıza gelebiliyor. Yani ente, sen erkek, allametün. Sen erkek, bayan bir bilgin değilsindeyiz. Sen bilgin birisisin. Bir de bazı kelimelerin arkadaşlar çoğulu. Ra'in çoban, ru'atün. Çoğulunda kapalı T'ye çıkıyor. Şunu demeyin. Hocam ra'in erkek. Erkek çoban. Ya çoğulu ru'atün gelmiş. Çoğulu kadın çobanlar. Ne oluyor? Hayır. Arkadaşlar böyle birkaç kelime var. Erkeğin çoğulu kapalı T'ye çıkıyor. Bunlar da yine erkek sayılıyor. Yani böyle enteresan şeyler çıkabilir karşımıza. Dolayısıyla yani Tayyip Merbuta şu an kafanızda bayan olarak ilk akla gelse de istisnalarını görünce demeyin. Yani burada niye böyle bir şey oldu? Böyle bir şey demeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Tayyip Merbuta'yı en geniş şekliyle nasıl görüyoruz arkadaşlar? Bakın. Talip, talibe. Mesela insanlarda hemen geçiş oluyor bayana. Erkek öğrenci, kız öğrenci. Muallim, erkek öğretmen. Muallime, Tayyip Merbuta gelmiş. Bayan öğretmen olmuş. Tabip, erkek doktor. Tabibe, bayan doktor. Tabi aynı durum nesneler için de geçerli. Arapçada hakiki müzekker ve müennes olduğu gibi mecazi müzekker ve müennes var. Yani bir Türk için bu nokta çok anlamsız. Yani bir Türk için çok garip. Yani biz insanı erkek dişi ayırıyoruz. Hayvanı erkek dişi ayırıyoruz. Nesne nasıl olabilir? Yani bir telefona bakıyorum. Erkek diyorum. Ne alaka? Pencereye bakıyorum. Nafize. Bayan diyorum. Ne alaka? Arkadaşlar bu bazı dillerde var. İspanyolca gibi, Arapça gibi. Bazı diller nesneleri de ne yapmışlar arkadaşlar? Erkek dişi de ayırmışlar. İşte burada da nesneleri hangisi erkek hangi dişi nereden biliyoruz? İşte buradan. Yani kapalı T'ye gelip gelmemesinden. Bir ilginç nokta da şu arkadaşlar. Bir şeyin, insanın, işte hayvanın, nesnenin erkek olup olmadığını değil, kız olup olmadığını bilebiliyoruz. Yani erkekler için bir alamet yok. Bir kelimenin erkek olup olmadığını nereden anlıyorum? Kız değilse erkek oluyor. Yani müennesten yola çıkarak erkeği buluyoruz. Hocam erkeğin alameti ne Arapçada? Yok. Talip bir şey var mı orada? Talep eden. Talip isteyen olmuş. Ama kadının belli eden ne var? Tayyip Merbuta var. Yani erkeği de kadından biliyorum. Erkek diye erkeği belli eden bir şey yok. Evet. Dolayısıyla cansız varlıklar da saf, müzekker, medrese, müennes, kalem, müzekker, mimhat, silgi, müennes gibi ne oluyor arkadaşlar? Cinsiyet ayrımına gidiliyor. Bu noktada işte öğrenci ne yapıyor? Biraz zihnen yoruluyor. Evet. Ne diyor? El-Mülahaza. El-Müzekker ismin yedül alem müzekker insan, hayvan ve gayriha. Yani
müzekker olan kelime insan, hayvan ve diğer nesneler olabilir. Ahmet, dikün horoz, babun kapı. Yani insan, hayvan, bir de varlıklar erkek olmuş. Müennes ise aynı şekilde yine insan, hayvan ve nesne. Hatice, tamam bildik. Bakara, bildik ama Nafize. İşte bakın, sağla sol arasındaki birbirini ayırt eden nokta ne arkadaşlar? Ta-i merbuta. Ta-merbuta. Tabii burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Müennesliğin bir alameti mi var? Sizce, yani bir kelime müennes olması için sadece ta-i merbuta ile mi olur? Yoksa başka seçenek de olabilir mi? Evet hocam, başka seçenekler de vardı. İsimlerin çoğulunda vardı ya. Ben de ne gibi? Mesela sıfat mı oluyor? Tabibat mesela. O orada şey. Mühendislik alameti değil mi? O çoğul. O çoğulla ilgili biz tekile bakıyoruz. Orada da zaten T var gizli. Onu söyleyeceğiz herhalde. Kafa karışıklığı olmasın diye şu noktayı söylemek istiyorum. Bir kelime illa ve illaki kapalı T ile müennes olmaz. Ama ne var? %95 arkadaşlar, %95 kelimeler, isimler kapalı T ile müennes olur. Ha %5 ne? İleride göreceğiz. Elif-i Maksure gibi örnekleri bir yerde denk gelecek. Mesela şu Elif-i Maksure geldiğinde veyahut da sonra Elif-i Memdude geldiğinde müennes olan kelimeler de göreceğiz. Yani şunu bana demeyin. Hocam siz ta-i merbuta dediniz, müennes yapar. Başka kelimeler gördük, müennes nasıl oluyor? Hocam yani Arapçada her şeyin istisnası var. Burada ta-i merbuta müennes yapar derken bütün müennes isimler ta-i merbuta ile bitmiyor. Ama nedir? %95 müennes isimler ta-i merbuta ile bitiyor arkadaşlar. Konular hocam, siz şey diyorsunuz o zaman, böldüm affedersiniz de. Evet. Yani başka alametleri olduğunu söylüyorsunuz. Ben tam anlayamadım. Yani T ile alaka kurmaya çalıştım ama başka alametleri var. Aynen, başka alametler de var. Onlar zamanla gelecek. Onları zamanla göstereceğiz. Başka alametler de var. Ama yani kafanızda şu yanılgı olmasın. Bir tek bu var diye düşünürsek yanılırız. Evet arkadaşlar, bir de şöyle şarkı vesaire de var. Bunları da göndereceğim. Müzekker müennes şarkısı. Şu an bunlarla zaman kaybetmeyelim. Bunlara siz bakarsınız. Müzekker müennesin yine şeyi var. Çizgi filmi var arkadaşlar. Bunlar niye oynuyor? Aynı kanalım. Bunları atacağım. Ders arasında atayım. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Bunları da izlersiniz. En sonunda da anlatıyor durumu. Yani konuyu anlatıyor. Ya bu medrese kanalı çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Ben bile çok istifade ediyorum arkadaşlar. Bu kanalı özellikle değerlendirmenizi isterim. Şimdi biraz daha ilerleyecek olursak, evet şu sayfada biraz daha fazla bilgi vermiş. Ben burada oyalanmak istemiyorum. Biraz kitabımıza geri dönüş yapalım. Kitabımız müennes müzekkerlikle ilgili ne demiş? Bir onlara bakalım. Evet, teemmeli kelimatil atiye, gelen kelimeleri düşün. Ve lahizil farkı beynel kaimeti elif vel kaimeti b. Yani elif de yazılanlarla b de yazılan kelime arasındaki farka bak. Demin zaten örneklerini de gördük. Hepsinde ne var? B'de ta-i marbuta var. Ama burada yok. Dolayısıyla müzekker müennes farkını bize izah etmeye çalışıyor. Tabii nasıl yaparız diyor müennesi arkadaşlar. Müzekker kelimeye artı ta-i marbuta getirirsek artık o kelime müennes isim olur diyor. Bu birincisi. Bunu söyledik. İkincisi, hünâke vardır. Esmâ-ül müzekkâra. Müzekker isimler vardır. Lâ tüennes. He, şimdi burası çok önemli. Bakın. Sâih ile sâihâ arasında bir bağ var değil mi arkadaşlar? O da ne? Aynı kelimeyi
sadece bir harfle müennes yapabiliyorum. İşte sıfat, dahmın, dahmetun. Ama varlıklarda arkadaşlar, televizyon, bilgisayar, kapı, pencere, bilmem ne, bunlar müzekkerse hep müzekker, müennes hep müennes. Mesela cidar demiş, duvar, duvar, cidar. Bunu müennes yap dedi biri size. Yaparsanız yapabilirsiniz ama böyle bir kelime piyasada bulamazsınız. Cidaratun diye bir kullanım yok. Yani varlık, cansız varlıkların, nesnelerin, arkadaşlar karşımıza müzekker geldiyse müzekker, müennes geldiyse müennes. Genellikle yani cansız varlıklar. Mesela istisnaya da koymuş veled. Mesela veledin müennesi veledetün değil. Daha önce söyledim. Ne bunun müennesi? Bint. Bint. Böyle bint olanlar da var. Yani birbirinden dönüşüm göstermeyen müzekker müennes kelimeler var. Kitabımız burada yazmamış ama mesela şimdi mektep ne demekti arkadaşlar? Mektep. Hani. Yok. Hani. Mektep masa veyahut da ofis demek. Yani ketebeden yazı yazılan yer. Şimdi bu kurala göre mektebin kelimesi müzekker. Ben bunu müennes yapamam. Ama bazen şu var. Mesela kapalı T'ye geldiğinde mektebetün, bakıyorsun mektebetün diye bir kelime var. Kütüphane anlamına. Ha hocam hani yapamazdık? Yapamıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar mektep ayrı bir kelime, mektebetün ayrı bir kelime oluyor. Yani bunların mektepte mektebetün arasında anlam bağı yok. Yani burada erkek turist, bu bayan turist. Bu erkek kocaman, bu kadın kocaman. Ama mektep mektebe, kapalı T'ye gelmiş. Mesela aynı şekilde medres desek, mesela medres diye bir kelime olduğunu varsayalım. Bunu getiriyorum. Medrese, yani bu da yeni bir kelime çıkıyor. Yani bazı nesnelerin müzekkeri ayrı bir anlam, müennesi ayrı bir anlam olabiliyor. Yani böyle olabilecek kelimeler olabilir. Yani ne kadar çok var bilmiyorum. Az sayıda var. Ama çoğunlukla burada yazdığı gibi bir kelime müzekkerse müzekker hep, müennesse müennes. Bu ikinci madde arkadaşlar. Bunları zamanla kavrarız. Üçüncüsü, hünek esmaün müennesetün la tüzekker. Yani şuradakinin tam tersi. Yani bir bazı kelimeler var diyor. Müennestir. Yani bunu erkek yap diyor sana. Burada kapalı T'yi çıkarırsan, kariye kelimesi. Yani burada kapalı T'yi çıkarırsan, kari diye bir şey yok Arapçada. Devletün. Kapalı T'yi çıkar, devl. Böyle bir kelime sözlükte yok. Ama burada mesela kapalı T'yi çıkar, anlam var. Yani bazı kelimelerin müzekker müennesi bir arada kullanılırken bazıları birbirinden bağımsız oluyor. Bu da Arapçanın cilvelerinden bir tanesi. Ve son olarak ba'dul esma'ül müennese, bazı müennes isimler la tentehi, bitmez, bitay marbuta. He, bu noktada var arkadaşlar. Yani tamam, şurada kapalı T'yi gördüm, kadın turist. Kapalı T'yi gördüm, kadın kocaman. Şimdi her zaman kapalı T mi lazım? Hayır. Bunun şimdi 3 alamet dedim ya. Hiç alametsiz de kadın olan kelimeler var. Bunlar çok az. Arkadaşlar burada 2 tane örnek vermiş. Şems. Şems kelimesini Arap'tan müennes olarak duymayan biri bu kelimenin müennes olduğunu bilemez. Çünkü ne kapalı T var, ne elif-i maksura var, ne elif-i memdude var. Hiçbir şey yok. Peki hocam bunu nasıl bileceğiz? Bu tarz kelime. Arkadaşlar bunları duyarak. Bugün şems kelimesini müennes duydun. Yarın artık ondan sorumlusun. Yed, el kelimesi. İlk bakışta müzekker gibi duruyor. Şimdi ben diyorum ki yed kelimesi müennes. Vücut azalarından çift olanlar
genellikle müennes, üzün, ayn, şefetün gibi. Yani şimdiden söylemesi. Yani az da olsa bunları ki bunu da ben öğretmenlik tecrübeme dayanarak söyleyeyim. Azca bunlar 5-10 tane inadına bunlar soru gelir. Hocam yani. Şehirlerde mi müennes demiştiniz bir ara? Yanlış evet, şehirler ve ülkeler genel olarak %99 müennestir. İstisnaları olabilir. İstisnaları olabilir. Ve şimdi şöyle kendi dosyalarımdan devam edecek olursam. Evet, şurada şunları atacağım. Mesela bunları atınca ne olduğunu anlamaz için söylüyorum. Bazı kelimeler de diyor arkadaşlar. Hem müennes hem müzekker. İkisine giden de var. Mesela tarik kelimesi. Müennes mi müzekker mi? Hem müzekker hem müennes. Böyleleri var. Bu çok önemli değil. Çok önemli değil. Burada da uzun açıklama gelmiş. Burası da çok önemli değil. Ama merak eden. Ayetlerden mesela merak eden. Demiş ki müzekker müennes diye ayetleri ayır demiş. Mesela burada söyleyeyim. Arz. Yeryüzü. Müzekker görünüyor ama müennestir. Semai müennes diyebiliriz mesela. Bu alıştırmaları bakabilirsiniz. Burada müennese çevir demiş. Ne demiş burada? Ha, müennes mi müzekker mi yaz demiş. Onun dışında burada müzekker müennes seçimi var. Aynı şekilde cümleyi müennese çevir var. Onun dışında demin söylediğim arkadaşlar vücut organları. Mesela vücut organlarından şunlar müzekker, şunlar müennes. Ama böyle tek tek bilmeye gerek var mı? Hayır. Genel olarak şunu söylüyoruz. Demin söylediğim gibi bakın şefetün dudak işte nedir? Sak, kadem, üzün, ricil, ayın. Yani vücutta iki tane olan yet. Bunlar genellikle müennes oluyor. Çoğunluğu zaten müzekker olarak bilmemiz yeterlidir diyoruz. Bunları atarım. Değerlendirirsiniz. Onun dışında videolar şöyle hızlıca geçeyim. Müennes mi? Şunu dedik. Şu da bunu da izletemeyeceğim ama güzel sınıf ortamında öğrenciler müzekker müennesi soruyor. Hoca açıklıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Yine güzel anlatımlar var. Hem kulağınız Arapçaya da alışkanlık gösterir arkadaşlar. Ha, bu video güzel. Bu video güzel. Şöyle ses verirsem hızlıca bir gidelim. Bunu özellikle sesi verelim. كري والمؤنث المذكر إذا أردت أن أشير إليه أستخدم هذا. Evet, tabii şunu da hatırlayalım. İşaret zamirlerinde هذا erkek, هذه müennes diye görmüştük. Zamirlerde hu erkek, hiye müennes diye gördük. Bunları da نقول هذا الرجل هذا الاسم. Bunlar da illa kural. فإذا أردت أن أشير إليها أقول هذه. Yok. قل هذه المرأة. كري وال Evet, şuraları geçeyim. وهو ما دلك الرجل أقول هذا الرجل أو الديك أقول هذا الديك لأنه ذكر من حيوان وقد يكون المذكر أيضا مذكرا مجازيا. Evet, şimdi burada müzekkeri ikiye ayırmış arkadaşlar. Kitabımızda yok, sorumlu değilsiniz ama geçiyor bazen, duyanlar oluyor. Müzekkeri ikiye ayırıyor. Bir hakiki, bir mecazi. Hakikiden kasıt ne? Yani kime sorarsan sor. Erkeğe erkek dediğimiz durum. Yani işte sakalı var, saçı var, erkek. Dik. Dünyada kime sorarsan sor. Diki, horozu. Erkek der. Bu gerçek. Hakiki erkek. Bir de ne var arkadaşlar? Yani anlayamadığımız. Ben yekuna müzekkeren uşiru ileyhi bihâda. Kul müzekker. Lennani uşiru ileyhi bihâda. Velâkin leysa lehu müennes. Evet, mesela ma kelimesini kullandı. Mesela su. Dünya üzerine git birçok insana sor. Erkek mi dişi mi? Kimse bilmez. Yani sallasa tutturur. İşte bunlar mecazi müennes oluyor. Yani müzekkeri insan olsun, hayvan olsun. Bunlar hakiki oluyor. Ama onun dışında kalanlar mecazi şeklinde karşımıza geliyor. Seukassimul muannes. Ve huve ma dalla. Müzekkerin
Çok çeşidi yok. Sıkıntı mühendisi arkadaşlar. Kul hadihi dajaja. Mühendisi de aynı şekilde hakiki diye ayırıyor. İnsan bayan, işte tavuk dajaja bayan. وهو ما يكون مؤنثا أشير إليه بهذه ولكنه ليس أنثى من إنسان أو حيوان. أقول هذه. مثلا الشمس يعني dışarıdan bir varlık. Doğrudan dişiliğini bilemediğimiz varlık mecazi olarak. الشمس. Ne yapıyor? أنثى. Söylüyor bize bunu. أنث مجازي. Buraya kadar aynı müzekker müennes ayrımı. Ama bir noktaya değinecek şimdi. Ha benim bildiğim şey alamatü tehnis. Yani mühenneslik alametler. Au tavile. Bir tanesi kapalı T arkadaşlar. Bir tanesi noktasız ye yani elifi maksure. Bir tanesi de ney? Elifi memdude. Elif ve hemze. Zahra. Bunları görürsek bir kelime. Ve kad te'ti alamatü tehnisi hâzihi. Yüksek. İmma ma'al. İsim mühennestir. Yusbih. Demiyoruz. Ben akul Fatıma. Muannes hakiki. Evet. Hakiki mühendisliği iki ayrılıyor arkadaşlar. Lafzi. Fi ahirihi alamatü tanith elleti hiye ta el marbuta. İzen yusbih muannes hakiki lafzi. Ev ana kul Leyla. Bi ahirih alamatü tanith elleti hiye. Mesela bakın burada kapalı T ile mühendis olmuş. Burada yel alif el maksur. Ev memduda ve hiye min ismi. Lenne Zahra ism li unsa. Lafzi. Lenne hu iltahakat bih أحد علامات التانية أسميه مؤنث حقيقي معنوي مثل زينب زينب مؤنث حقيقي علامات التانية Şimdi arkadaşlar hakiki iki yermiş lafzi yani ağzımıza lafızı çıkardığımızda da kapalı T, elif-i maksure, elif-i memdu duyduğumuz için lafızda müennes oluyor ama Zeynep Zeynep kapalı T yok elif-i maksure yok elif-i memdu bu nasıl müennes? Ama hepimiz biliyoruz ki müennes yani artık o kadın ismi olmuş, kız ismi olmuş. Bu tarz isimlere manevi diyoruz. Anam süre bitiyor. Tabii ahad alamet. Mesela mecazi. Mecazi bir ahiri tamamen marbuta. İzen asbaha muannas mecazi lafzı. Tabile. Fakat yekun muannas mecazi lafzen söyleyebiliyoruz. Bunlar bi an la teltahika bihi ahad alamat at-ta'nis. Mesela şems. Demin geçti. Şems muannas. Şems mesela hiçbir alameti yok. Arap'tan duyarak أقول هذه شمس إذن هو مؤنث oluyor وهو مجازي لأن ليس للشمس مذكر وهو معنوي لأنه لم تلتحق به أحد علامات التأنيث Evet şimdi süre bitiyor arkadaşlar bu tablonun bir benzerini anlattığının burada görebilirsiniz yani buradan da bakabilirsiniz şimdi süremiz 28 geçiyor 20-20 geçe 20-20 geçe Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Siz de hocam. Ya Allah, Ya Allah, Bismillah, Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet, bir önceki ders kafamın içine etti, karıştırdı. Karman çorman oldu zihnim diyen var mı? Onu bir dövelim. Herkes anladı gibi. Aa, hiç ses çıkmıyor. Anladınız mı? Anlamadınız mı? Ben anladım Anladığınızı hocam. Anladığınızı da mı anlamadınız? Ben de anladım hocam. Anladım hocam. Anladın. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi kitabı şerifimize dönelim. Evet, alıştırmalar. T
تدريب دع الكلمات الآتية في المكان المناسب مما يأتي. Evet, burada verilen kelimeler müzekker müennes diye ayır denmiş. Tabii ki şu an bizim en basit itibariyle bu konuyla ilgili bilmemiz gereken şey ta-i merbuta olursa müennes, olmazsa müzekker diye ayıklıyoruz. Hızlı bir şekilde alıyoruz. Cemil, müzekker müennes mi? Müzekker. Cemil, kebira. Bilen cevaplasın. Müennes. Müennes. Feride. Müennes. Müennes. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunlar sıfat. Sıfatlar da müennes olabiliyor. Nurih. Müzekker. Evet, bu da sıfatın erkeği. Devletün. Müennes. Evet. Kıttatün. Müennes. Müennes. Evet, bunlar da nesne arkadaşlar. Devlet, kedi. Bunlar da müennes olabiliyor gördüğünüz gibi. Mektep. Müzekker. Evet. Müzekker. Medrese. Müennes. Garip. Garip. Müzekker. Müzekker. Evet, garip neydi arkadaşlar? Tekne. Tekne. Kavi. Müzekker. Müzekker. Evet, el müslimül kavi afdal minel müslimü daif. Güçlü Müslüman zayıf Müslümandan evladır. Bedenen olur, aklen olur, parasal yönden olur, her yönden. Seria. Müennes. Bakın, seria'yı nasıl okuyorum? Seriat diye okumuyorum çünkü ta-i merbuta durursak he'li okunabiliyor. Azim. Müzekker. Raya. Müennes. Evet, tavile. Müennes. Evet, Mehmet Fatih, senden ses geliyor. Evet hocam. Bir arkadaki gürültüler yansıyor bize. Evet. Sıdil esmel etiye bir suretin münasibe. Gelen isimleri uygun resimlerle sil. Silelim mi? Ne yapalım? Eşleştireceğiz. Evet, güzel. Vasaleden sil, eşleştir. Evet, kerime. Müennes müzekker diyelim. Buradan kendi yapsın eşleştirmeyi. Kerime. Müennes. Evet, cemile. Müennes. Hemen bayanlara güzel derler zaten. Erkek ne burada? Şuca. Müzekker. Aa, bize de cesur demişler. Dahil. Bakalım cimri kime gidiyor? Müzekker. Aha, erkekler cimri mi ya? Erkekler bir el atın. Biz cimri miyiz? Murat? Tutumlu hocam. Ha, çok güzel. Tutumlu. İktisatçıyız. Güzel. Evet, kasira. Müennes. Aa, kızlar kısa oluyor tabi. Nahife. Müennes. Müennes. Zayıf oluyorlar. Hazin. Müzekker. Müzekker. Evet, kızlardan çok şey çektiğimiz için üzgün oluyoruz. Saih. Müzekker. Müzekker. Evet, çok dırdır yapınca evde duramıyoruz. Kaçıyoruz dışarı. Turist oluyoruz böylece. Doğru mu? Hayır. Hani bu hayır, bir yerde hocam duydum da evliliklerde dua diyorlarmış. Hazreti Fatıma'yla Hazreti Ali'nin evliliklerinden nasip et diye. Hazreti Ali bir gün Ayşe diyorum, Fatma. Hazreti Ali bir gün Hazreti Fatıma'nın konuşmalarından bunalmış. Kendini mescide atmış. O gün mescitte toprak üzerinde yatırıyor. Peygamberimiz Fatıma'nın evine gidiyor. Göremiyor Hazreti Ali'yi. Anlıyor durumu. Mescitte görüyor Hazreti Ali'yi. O günden sonra ona şey deniyor. Ebu Turab. Toprağın babası. Toprak üzerinde yatıyor ya. Yani erkekler
böyle kaçınca gezgin oluyorlar galiba. Arabiyetün. Mühennes. Mühennes, evet. Evet. Şimdi havvelel kelimatilati ile müzekker. Evet, mühennesleri müzekker yapmamız isteniyor. Azimetün azime. Müzekkerini söyleyin. Mumta azime. Azim. Azim. Ya da azimün. Anlaşılır olsun. Mümtiatün mümtia. Mümtia. Mümtiun. Heh, mümtiun veyahut da mümti'. Eğlenceli. Mudhikatun mudhike. Mudhikun. Mudhik. Evet, cemil. Mudhik komik demek. Çok komiksiniz. Kebira. Kebiratun. Kebir. Kebir. Evet, kebir. Kebirun. Vasiatun vasi'a. Vasi'un. Vasi'un. Evet, vasi'un vasi'a. Evet, kabihatun kabiha. Kabih. Kabihun. Evet, kabih çirkin demek. Havvelel kelimati lati ila müennes. Bu sefer müennes yapın diyor. Dahik komik demiş. Dahiketun. Evet, dahiketun. Durursak dahike. Evet, müz'iç rahatsızlık verici. Müz'icetun. 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 Evet, zair. Zairetun. Evet. Melik. Meliketun. Evet. Meliketun. Kraliçe. Mürşit. Mürşidetun. Müthiş. Müthişetun. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Müzekker, müennes konusu. Evet. Ünitenin başına demiştim. Bugün sadece mesela isimlerin müennes müzekkerlik durumu değil, fiillerin de ele alınacak. Şu an bu bölümde arkadaşlar isimlerin müennes ve müzekkerlik durumu, kitap burada başlık atmıyor ne diye, böyle bir sıkıntısı var. Bunu bir söyleyelim. Yani burada isimlerin müzekker ve müenneslik durumunu anlatıyor. Burada ise yine konu müzekker müenneslik ama ele aldığımız kavram fiiller. Fiilleri alacağız. Tabi fiilleri ele alırken aslında şuranın tamamı tekrar olacak. Evet, şuranın tamamı tekrar olacak. Sadece yeni olan konumuz burası. Ama burada yeni olan ne? Şu bölgede yeni olan ne? Biz önceden aslında mazi, muzari, emir, ben, sen, o çekiyorduk. Ama bunu çok şuurlu yapmıyorduk. Kitabımız burada. Bizim ön plan çıkardığı nokta arkadaşlar mazide müennesi nasıl olur? Muzaride müennesi nasıl olur? Bir de emirin müennesi nasıl olur? Onu gösteriyor. Yani şu kısmı zaten gördük ama bu konu gelmişken, yeri gelmişken bize tekrar geçmişe yönelik bir hatırlatma yapıyor. Ek olarak da burayı görüyoruz. Yani burayı gören, anam yandım bittim bu kadar konu mu geldi demesin. Ne desin? Sadece burası arkadaşlar. Tabii kimler için? Önceki konuları dinleyen, çalışan, bilen kimseler için sadece burası. Bilmeyenlere hepsine çalışsın dursun. Yani her konu onlar için yepyeni bir konu olur. Tabii dediğimiz gibi şu an fiillerde müennesik bir kısmını görüyoruz. Hepsi de değil arkadaşlar. Sadece burada gördüğüm kadarıyla hüve, bu da hüve kısmı. Burada da ente kısmını ele almış. Daha fiillerin mühendislik vesaire birçok yönü var. Bize sadece bu yönünü gösterecek. Yani mazilerde hüveden hiye'ye nasıl geçerim? Burada onu gösterecek. Muzaride hüveden hiye'ye nasıl geçelim onu gösterecek. Aynı şekilde emir fiilde enteden entiye nasıl geçelim onu gösterecek. Aynı zamanda bize neyi hatırlatıyor bu? Fiilin 3 türünü. Fiiller 3'e ayrılır dedik zaman bakımından. Mazi, muzari, emir. Alın bunu da tekrar edin. Ve şimdi bakalım mazide
Müennes nasıl yapmış arkadaşlar? Kara'e. Hüve kara'e. Hi olunca ne gelmiş arkadaşlar? Cezimli, sakin bir T. Buna ne diyorduk? Demin adını söylemiştim. Ta'u te'mis. Şöyle sadece harf olarak bakarsam ta'i meftuha ama gramer yönüyle bakarsam yani mazi fiile gelen ek yönüyle bakarsam artık bunun adı ta'u te'nis. Ta'u te'nis. Yani burada ne denir? Bunun açık kapalı olmasını sormuyoruz. Mazi fiile etkisi nedir arkadaşlar? Bunun müennes yapması. Tabi şunu da söyleyelim. Demin söylememiş olabilirim. Ta'i merbut arkadaşlar sadece isimlere gelir. İsimlere gelir. Fiillere ve harflere ta'i merbuta gelmez. Gelmez. Dolayısıyla burada karşımıza yani şurada ta'i neydi o? Merbuta zaten çıkmayacak. Zaten çıkmayacak. Evet. Dolayısıyla bu, şunun adı arkadaşlar ta'u te'nis. Evet bunu Arap arkadaşlar harf sayıyor. İsim saymıyor. Yani nasıl diyeyim ileride bunu çoğu öğrenci karıştırıyor. Bunu harf olarak şu an bilin. Yani bu aslında kara e ile kara'ya birbirine karışmasın diye konulan bir geçici harf. İşlevsel olmayan sadece müennes olduğunu ifade etmek için kullandığımız sakin bir harf. Adı da ta'u te'nis. La'ibe, la'ibet. Celese, celeset. Se'ele, se'elet. O sordu. Ay, o yazdı, o yazdı. O okudu, o okudu. Burayı görmüş müydük arkadaşlar? Dediğim doğru mu? Gördük değil mi? Evet. Ama kitabımız evet, ne yapıyor? Hem tekrar yapıyor hem de neyi vurguluyor? Bak diyor arkadaşım. Evet. Burada müennesi böyle yapıyoruz. Biraz daha detaya iniyor. Burası maziydi. Muzaride nasıl oluyor? Muzaride hüveyi müennes yaparken ne yapmış? Bakın. Burada muzare tarifi ye. Burada te. Yakra'u tekra'u. Yel'abu tel'abu. Yecisu tecisu. Yani hepsi ne oluyor? Hüve hiye'ye dönüyor. Ama ilginç bir durum. Daha önce bahsetmiştim. Şurası aynı zamanda ne anlama gelir? Cümle. Hayır. Üzerinde durmuştum. Her ne kadar kitabımız hüveyi hiye diye gösterse de bu başka bir durumla çakışıyor mu? Ente tekrar hocam. Senin için de kullanılır. Harikasın. Harika. Yani burada bakarsak kitabın bize vermek istediği mana hiye. O erkek okuyor, o bayan okuyor. O erkek oynuyor, o kız okuyor. Ama ben bunu alıp farklı bir cümlede ne diyebilirim? Sen erkek oynuyorsun diyebilirim. Sen erkek okuyorsun diyebilirim. Aslında yani burası hem hiye hem de ente'ye gidiyor. Ente'ye gidiyor. Ama şu an bize müennesi anlattığı için ente'den bahsetmediğini fark edebiliyoruz. Yani ondan bahsetmiyor. Ama neyi bilelim? Ya hocam bana siz dediniz bu müennes. Karşıma çıktı sen. Ne alaka? O da var arkadaşlar. O da var. Evet. Dolayısıyla muzarisini de muzare tarifini T'yi ne yapıyoruz? Y'yi T'ye dönüştürerek yapabiliyoruz. İşte onu da o T'leri nereye yazdık? Demin söyledim. Bak özetlemişim. Ta'l meftuha, ta'l merbuta, ta'u te'nis, ta'ul mudari'. Ta'l fail ileride yine detaylı değinilecek. Bunları da özet olarak yaptık. Şimdi yeni olan ne? Yeni olan kitabımızın bu ünitede verdiği şey ne? Bakın ikra. Kur'an'da geçiyor. İlk ayet. İkra bismi rabbikellezî halak. Değil mi? Oku. Bunu herkes bilir. Sokaktaki adam bile bunun sen oku olduğunu bilir. Ama bunların hepsi arkadaşlar il'ab, iclis, is'el, üktüb, üdrüs kime emir? Erkeğe. Erkeğe emir. Ha, bazen şu da oluyor. Erkeğe emredilince kadına emredilmiyor mu?
emrediliyor. İkra dediğin zaman kadın erkek şamil. Ama illa kadına doğrudan emir edeceksen ve hatta doğrudan muhatabın kadınsa o zaman iş değişir. O zaman farklı bir şey kullanırız. Tabii bunun detayına girmeden önce şeyi de hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Muzari maziye bakarak yapılıyordu. Emir ise muzariye bakarak yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? Şu muzariye tarifini atıyorduk. Geriye ne kalıyor? Kare. Başına ne koyuyorum? Elif. Sonunu cezmediyorum. İkinci harfi de cezim. Ortanca harfi sözlükte bakıyorum. Feta ise feta. Damme ise damme. Kesra ise kesra koyuyorum. Bu ortanca harfin harekesi feta ise elif de esre oluyordu. Damme ise damme oluyordu. Kesra ise kesra oluyordu. Onu da anlattık. O da bir tekrar olsun. Bizi ilgilendiren kısım ne? İkra. Neden ikra iyi oldu? İl'ab. Neden il'abi oldu? Evet. Burada karşımıza arkadaşlar yeni bir y çıkıyor. Yeni bir y deyince hocam eski y mi vardı? Diyeceksiniz. Vardı arkadaşlar. Biz hangi y'leri gördük? Hemen hatırlayın. Kim hatırlayacak bakalım? Farklı peki, y'ler gördük. Aidiyet. Elif. Ya'ül mütekellim vardı. Bir de şey vardı galiba. Evet bakın burada not almışım. İlk karşımıza gelen yani met harflerini geçiyorum. Ya'ül nispet. Kelimenin sonuna gelen şeddeli ye aidiyet bil diyor. Mısır. Hüve mısriyün. O Mısırlı. Mısır'a ait. Bu ilk konumuz bakın. Şeddeli ye. Daha sonra ya'ül mütekellim. Yani konuşan. Ben. Anlamına gelen ya var. Bu isim olabilir. Fiile gelebilir. Harfe gelebilir. İsme gelirse benim kitabım. Fiile gelirse bana vurdu. Harfe gelirse mesela burada lam harfine gelmiş. Benim var. Yani buradaki y'ler arkadaşlar ben anlamına gelen y. Bunun adı mütekellim. Konuşan. Bir de şuraya ya'ül mudari'yi gördük. Bunu söyledim. Yani muzarifin önüne y, t, elif, nun gelir. Bu harflerden bir de y. Geriye ne kalıyor? Daha önce konu arasında ne geçti arkadaşlar? Muzarifi ile y geliyordu sonuna. O zaman tektübüne deyince kime sesleniyordum? Sen bayan. Tatbuhine, tekraine, teclisine. Sen bayan yazıyorsun. O zaman şu sonuç çıkıyor ortaya. Bu y sadece muzariye gelmiyor. Aynı zamanda emire geliyor. Ama arkadaşlar dikkat. Maziye gelmiyor. Yani mazide ya'ul muhataba. Muhatap yası yok. Nerede var arkadaşlar? Muzari'de var. Şimdi görüyoruz emirde var. Muzari'yi muhatap yapıyor. Aynı zamanda yani muhatabın müennesi yapıyor. Emirde de yine ne yapıyor arkadaşlar? Muhatabın müennesi yapıyor. Tek fark var. Buradaki nun duruyor. Buradaki nun düşmüş. Burada bir nun var. Aslında bunun aslı üktübine. Tektübine, üktübine. Ama düşmüş. Dolayısıyla şimdi sayfamıza dönecek olursak. Bakın. İkra. Oku. İkra'i. Sen oku. İlaf. Şöyle yapalım. Kimler var? Katılımcılar. Mesela diyorum ki. Hep kız geliyor. Erkekler nerede bugün? Kamil, ikra diyorum. Fadime ana, ikra'i diyorum. Mesela Muhammed Can, il'ab diyorum. Meleğe diyorum ki, il'abi. Neyi fark ettiniz arkadaşlar? Yumuşuyor hocam. Y'ye getirdim. Yok, Y var. Bir de konuşurken ne dikkati çekiyor? Evet yani böyle bir ilginçlik de var. İkra, ra, ilab, iclis. Ama i sesi nedir arkadaşlar? İnce bir sestir değil mi? İ. Ne oluyor arkadaşlar? İkra. İkra i. Yani sen kibarlaşıyorsunuz hocam. Ha, bir erkek bayanla konuşunca erkeğe
Esselamu aleyküm diyor. Kadına gelince Esselamu aleyküm oluyor değil mi? Yani bu dile de yansımış, görüyorsunuz mu? Erkeğe diyor ikra, kadına diyor ikra, iyi yumuşatıyor kendini. Bir yumuşama var. Yani şu konuyu da bu mantıkla ne yapabilirsiniz? Ezberlemenize, çalışmanıza gerek var mı? Yok. Biri diyebilir mi ki hocam bunu anlattınız ben unutacağım. Yani tahminim bu örnekle unutan kimse olmayacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İl'abi, iclisi, is'eli, buradaki ye'ler, ya'ul muhataba, müennes yapıyor. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Evet. Burada açıklamış zaten. Mazi fiile cezimli t geldiğinde fiil müennes oluyor. Örneğini vermiş. Muzari'de başa gelen y'yi düşür. Başına t koy. Müennes oluyor demiş. Emir'de de y ekle demiş. Müennes oluyor. Bu açıklaması. Evet, hemen burada ne diyor? Sılil ef'alâte bi suratin münasibe. Evet, bayanı, yani şu fiilleri erkek, dişi diye ayıracağız. Evet, if'ali, müennes, müzekker. Müennes. Evet, sonda y'ye gördük. Ya'l muhataba. İttasil. Müzekker. Müzekker. Evet, ittasil, ara. Yed'u, bu muzari fiil arkadaşlar. Başına bakıyoruz. Müzekker. Evet, yed'u, çağırıyor. Amilet. Müennes. Müennes. Evet. Ta'u te'nis. Nazafet. Müennes. Ta'u te'nis. Tetekellemu. Müennes. Evet. Ta'ul mudari'. İftahi. Müennes. Müennes. Ya'ul muhataba. Evet. Yahteri'u. Müzekker. Ya'ul mudari'. Nesiyet. Müennes. Evet, te'nis olarak karşımıza geliyor. Bir diğer alıştırma. Üktübül fi'len münasib mimme beynel kavsayn fil fara. Evet, burada özneye bakarak doğrusunu getireceğiz arkadaşlar. El evvel nokta nokta Selma risaleten ila zevcihe. Selma eşine, kocasına mektup yazdı diyor. Evet. Hangisi? Ketebet. Evet, ketebet olur. Kitabe mastar arkadaşlar. Bak burada yanılgıya düşebilirsiniz. Ne dedik? Ta'ul merbuta fiillere gelmez. O zaman bu ne? İsim. Zaten burada isim var. Buraya fiil lazım. O hataya buradan düşmüyoruz. Bu tuzak. Evet, iki. Suat el-lugatel arabiye. Tedrusu. Terası. Terası. Suat arkadaşlar, Türkçe'de erkek ismi. Kız ismi Arapça'da değil mi? Kız ismi. Tedrusu. Hı. Buradan da bu hataya düşmeyiniz. Et 3. Et tıflu bil habli. Çocuk iple. Kız, yani kız çocuğu. Laibet. Evet. Laibet. Melab, saha demek. Rabi. Nokta nokta sundukan ya Ali. Ey Ali. Ey diye bir şey görürseniz emir olduğunu görün. İhmil. İhmil. Evet. Ali olduğu için ihmil. Taşı. Sandığı taşı. El hamis. Nokta nokta. Es sahne ya Hindu. Ey Hint. Bulaşığı. İğsili. Evet, daha gördüğümüzde emir diyoruz. İğsili. Es-salis. Nokta nokta. Es-saiha. Eynel muthaf. Tes-elu. Evet, tes-elu. Soruyor derken. Evet, sual soru demek zaten. Yedi. Es-sabiye. Nokta nokta. Alel kürsü. Ya Sara. İclisi. Evet, İclisi. Bayan. Sara, bayan ismi. Benim. İclisi. Es-samin. Nokta nokta. Meryem bir rişe. Tüyle. Tersuma. Bu kuşların tüyü diyoruz değil mi? Tüyle resim yapıyor. Tersumu. Nokta nokta Fatıma el ulbe. Kutuyu. Fetahat. 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 Evet. Fetahat. Burada iftahı diyemiyoruz çünkü emir yok. El muallimetü. Öğretmen. Tahrucu. Tahrucu. Evet. Tahrucu. Huruç arkadaşlar. Mastar. Evet, diğer bir alıştırma. Da'il ismin lezi beyne kavsen mekan ismen lezi tahtığı hat. Yani rakibetil mudifetu et ta'ira. Hostes uçağa bindi.
şurada verilen kelimeyi mudife yerine koyuyoruz. Yeni cümleyi yazıyoruz. Uyumlu bir şekilde. Bakın. Mudife yerine tayyar konca erkek oldu. Fiil de erkekleşti. Fiile dikkat. Zâra sâihu el-âthâra kadîme. Turist eski kalıntıları ziyaret etti. Müsafira. Kim söyler? Ben yapayım hocam. Kamil. Zârat müsafiretün el-âthâra kadîme. Evet Cemil. Evet. İki. Tedrusul âlimetü tarihel ehramet. Bayan alim piramitlerin tarihini araştırıyor. Tarihçi diyeceğiz. Buyursun Sümeyya. Yedrusu muarrih tarihi ahmerati. Evet güzel. Ethers ellefe Yakutul Hamimi kitabı Hanil Bülden. Yakut el Hamimi ülkelere dair kitabını bastı. El katibe sekreter. Ve bu şey katip yazar. Bir anlamı da bunun şey. Bayan yazar diyeceğiz. Evet kim yapar? Yapayım mı hocam? Evet farklı kişi varsa. Ellefet yapayım mı hocam? Buyur. Ellefet el-katibetü kitabehü anil bülden. Evet güzel. Ellefet kitap yazmak. Rabi tefrahu Leyla bi hediyetil id. Leyla bayram hediyesiyle mutlu oluyor. Yapayım evet. Hocam? Farklı kişi var mı? Yoksa Sümeyye sen yap. Ben de yapabilirim. Yapayım hocam. Evet Fadime Ana buyur. Fadime Ana. Yefrahu et tıflü bi hediyeti id. Evet güzel. Teşekkürler. Evet bu İbna İnşa şeyi arkadaşlar. Burada gösterelim. Siz sonra yine yaparsınız. Üç tane mazi muzari emir kullanmış. Tek tübalet sebbura yazı tahtasına yazıyor. Bayan ama hepsi. Ketebet alessebbura yazı tahtasına yazdı. Üktübü alessebbura yazı tahtasına yaz. Yani bayanı mazi muzari emir olarak kullanıyor. Burada da aynısını yapacaksınız. İşte yemek pişiriyor. İşte elbise yıkıyor. Kitap okuyor. Koşuyor. Yiyor. İzliyor. Bunları siz kendiniz imla inşa dersinde veyahut da yapabilirsiniz. Kaç sayfa alıştırma var ya? Maşallah. Evet. Havvilel ef'alel atiye kemâ fin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi fiilleri değiştir demiş. Yani mazisinin, muzarisinin, emrinin müennesi. Daraset o bayan okudu. Tedrusu bayan okuyor. Üdrüsi sen bayan oku. Et nazara. Kim yapar? Yapayım mı hocam? Sümeyya. Nazaret tenzuru unzuri. Güzel. Bir kişi daha. Tabaka pişirdi. Ben yapabilirim. Hülya. Yok. Problem değil. Hülya. Tamam buyurun. Tabakat tetbuhu ütbuhi. Evet. Vildan zera ekti. Zera. Zeraat tezra'u ezru'i izra'i zera şu fethası esse yapıyoruz izra'i. Evet bu sana'a üretti demek. Sa'ide yukarı çıktı. Nezere indi. Ceraha yaraladı. Bunları kendinizde bakarsınız. Kendiniz yaparsınız. Hepsini tek tek yapmaya gerek yok. Evet onun dışında bu sefer ne istiyor? Havvil efal ate ile efali müzekker. Bu sefer müzekkere döndür yaz diyor. Faraşet. Faraşet döşedi. O bayan döşedi. O erkek döşedi. O erkek döşüyor. O erkek döşesin diyeceğiz. Kim der? Yapabilir miyim hocam? Meyya. Faraşe yefruşu ufruş. Bu ne hız ya? Evet taklaku endişeleniyor o bayan. Kim yapar? Yapayım mı hocam? Evet. Farklı biri. Ben de yapabilir miyim hocam? Zeynel. Kalika yaklaku iklak. Evet. Kalika yaklaku iklak şeklinde yapıyoruz. Evet. Diğerlerini size bırakıyorum. Taibet yoruldu.
yaparsınız. Sonra videodan bakabilirsiniz. İnsahi nasahadan nasihat et. Tahsul hasale tek başına meydana gelmek, alale olursa elde etmek olarak kullanıyorduk. Evet, burada da arkadaşlar dinlemeyle ilgili, yani bunları bunları dinleyebilirsiniz. Yani kapalı T ile açık T'nin telaffuzuyla ilgili alıştırma yapmış. Şöyle okutayım hepsini hızlıca. Semekat, şem'ah, şem'aat, anisah, anisat, şurfah, şurfat, mistara, ferihat, muallimah, sebahat, ulba, ma'lumat. Evet, yani buna dikkat edilebilir. Ne istiyor? Daha hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bir şey sorabilir miyim? Hocam şimdi biz yeni olduğumuzdan bilmiyorum. Mesela bazen bu imla inşaada hocanı açıyor. Biz yazıyor da şema'a dedi ya mesela. Ben onu yazarken mesela şema'a t'sini yazmayı unutuyorum. Bu zamanla şema'atin olduğunu bilir miyiz hocam? Evet, zamanla bileceksin. Çünkü diyeceksin ki ileride şema diye bir şey yok. Hocam şema'atini kastetmiştir diyeceksin. Yani ne kadar çok kelime okur, duyar, dinlersen bu artık tereddüt götürmüyor. Mesela mektebe, mektebe, mektep. Yani acaba mektebe mi dedi? Bunu nereden anlayacağım mesela? Cümle içinden, kitaplardan bahsediyorsa mektebe demiştir. Birinin ofisinde bulunmasından bahsediyorsa mektep demiştir. Yani o ince ayrıntılar çalışmanızla ilgili olarak gelişecek. Evet. Yetişmeyecek gibi. Evet, da hattan tahtel ismel müzekker ve hattan tahtel ismel müennes. Erkekse bir çizgi, kadınsa iki çizgi koy demiş. Tabii isimleri istiyor bizden. Fiilleri istemiyor. Evet, isim. Evet, burada birinci cümlede ekeler racül semeketen kebira. Evet, er racülü müzekker müennes. Müzekker. Semeke. Müzekker. Müennes. Kebira. Müennes. Evet. Esani karayetil mer'etü kitaben müfide. Kadın faydalı bir kitap okudu. El mer'e. Müennes. Kitaben. Müzekker. Müfiden. Müzekker. Esselis. Hâzihi talibetü naşitetun. Bu kız öğrenci çalışkandır. Hâzihi. Müennes. Evet. Bunu önceden biliyoruz. Et talibe. Müennes. Nashita. Müennes. Evet, Rabi zehebe Sara ila hadika. Sara. Müennes. Evet, ila harf olduğu için müzekker müennes yok. Hadika. Müennes. Evet, bu şekilde şunları açıyorum. Bunlara bakarsınız. Dersimiz şu an yetişmedi görünüyor. Şurada ne kaldı bizim? Şurada bir bu alıştırma var. Şunlar zaten bizi ilgilendirmiyor. Evet, burada ise neyse, küçük bir ara verelim. 9'da arkadaşlar bir 5-10 dakika daha şu şeyi bitirelim, ona göre isteyen vedalaşabilir, isteyen 9'da gelebilir. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Evet, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Evet, çok az bir bölüm kalmıştı. Süre yetersizliğinden devam ettiremedik. Hemen o bölüme de bakalım. Evet, dair ismellezi beyne kavsen mekanel ismellezi tahtevi hat. Ne diyor? İki parantez arasındaki ismi altı çizili kelime yerine koy. Yani zehebe Halid'in el medrese. Fatıma demiş. Fatıma'yı Halid'in yerine koy. Ne olmuş? Zehebet Fatıma el medrese. Bunu koymak kolay ama onu koyduktan sonra fiilde olan değişikliği de göstermek gerekiyor. Zehebe olmuş zehebet. Buna göre ekelet Zeynep tufahaten kebira.
Zeynep büyük bir elma yedi. Ali diyeceğiz. Buyurun. Yapabilir miyim hocam? Evet. Kim erkek ismini göremedim o yapsın. Ekele Aliyyün tüffahatun kebira. Evet. Güzel. Ekele Aliyyün dedin. İki. Lebise Sa'idun kubbaaten cedide. Yeni bir şapka giydi diyor. Leyla diyecek. Buyursun. Yapayım mı hocam? Sümeyya buyur. Lebiset Leyla kubbaaten cedide. Evet. Bu sefer müennese çevirdik. Üç. El mübaratu mümtiatun. Maç eğlencelidir. Es-sibak. Yarışma. Yarışma eğlencelidir diyeceğiz. Evet. Farklı bir kişi buyursun. Es-sibaku mümtiun. Evet. Güzel. Es-sibaku mümtiun. El-rabi. El-vacibu sehlun. Ödev kolaydır. El-vazife. Görev kolaydır diyeceğiz. Yapayım mı hocam? Muhammed. Can. El-vazifetu sehalet. Evet, sehletün diyoruz. El-Hamis Nâme Abbas fi seririn mürih. Abbas rahat bir yatakta uyudu. Gâda diyeceğiz. Farklı biri varsa buyursun. Bakayım hocam. Evet, Zeynel. Nâmet gâdetün fi seririn mürih. Mürih. Evet, güzel. El-Sâdis el-Ardu müthişün. Sunum harikadır. El-Mesrahiyye tiyatro harikadır diyecek. Kimse yoksa yapayım mı ben hocam? Yapacak. Evet Sümeyya. El-Mesrahiyyatu müdehşetun. Müdehşetun. Evet. Dekhale Sami ila mel'abin vasi. Samir geniş bir sahaya girdi. Saha değil, bu sefer oda diyecek. Buraya dikkat. Farklı bir kirişçi yapsın. Dekhal mı diyecek hocam? Dekhal et. Ne diyeceğiz? Evet. Burada hayır. Burada enteresan bir nokta var. Kim yakalar? Ne var burada? Dekhal et olur mu? Ben yapabilir miyim hocam? Ben yapabilirim hocam. Amir buyur. دخل سامر الى غرفه واسعه. Niye fiili değiştirmedin? Evet. Hepsinde fiili değiştirdik. Evet, دخل سامر'ın önüne geldiği için hocam. Ha. Samir erkek ismi değil mi? Evet, güzel. Zaten bunlarda özneyi değiştiriyorduk. Özne yükleme ekliyordu. Burada özneme dokunmamış. Neye dokunmuş? İlâ'dan sonra gelen bir isme. O ismi ilgilendiren sıfat. Arapçada sıfat, isim uyumlu gelir. Bunu ileride göreceğiz. Dolayısıyla sıfatla ismi uyumlu olarak geliyor. Şimdilik böyle. Efemin ferihat Ayşe bil hediyetil cemile. Hülya orada mı? Ben yapayım hocam. Buyur. Ferihat Ayşe tün bil hedi kamil sayılı değişti. Bilgamisil cemile. Evet, cemile değil. Kamis müzekker olunca sıfatı da cemil oluyor. Cemil. Sıfat ismi uyumunu arıyoruz. Ettazi hamele Kasım elkise thakil. Kasım ağır çuvalı kaldırdı. Yapayım mı hocam? Evet, farklı kişilerden alalım. Evet, ben diğer arkadaşlar. Yapayım. Aynı kişiler hep yapıyor. Sümeyya buyur. Hocam bir arkadaşın sesi geliyor arkadan. Galiba kısık olduğu için size ses gelmedi. Ben bir şey duymuyorum. Şu an konuşuyor. Evet Sümeyya yap, duyamıyorum ben bir şey. Tamam hocam. Hamele Kasimun el-Hakibete el-hakibete sakileten. Evet, son olarak el-aşir istahdemet meysun nazzaraten şemsiye. Güneş gözlüğü kullandı. Kim yapar? Yapayım mı hocam? Evet, yapayım arkadaşlar hocam. Hep aynı kişilerle mi gideceğiz? Siz de ses çıkarın. Yapayım hocam. Evet, buyur. İstahdemü mühennedün nazzaraten şemsiye.
Evet, istahdeme. Mühennet dedik. Güzel. Evet, şunlar imla inşa, cümlede kur demiş. Bu da aynı şekilde cümleyi tamamladı demiş. İmla inşa dersi için değerlendirilebilir. Burada da üktüp cümle münasebeti sual et demiş. Yine imla inşa dersi için yapılabilecek örnekler. Evet, bugün arkadaşlar isim ve fiillerde müennes nasıl yapılır? İsimlerde ta-i merbutanın önemi, fiillerde T harfiyle Y harfinin müennes olarak etkisini gördük. Bugünlük bu kadar. Yarın farklı bir durum olmazsa şimdilik yarın 8'de kıraat dersi yapmayı düşünüyorum. Farklı bir durum olursa da yazarız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hocam erken alabilir miyiz? Nasıl? Muhaddese var. Erken alabilir miyiz biraz dersimizi? Sizin dersinizi. Bakalım. Yani? Bir düşüneyim onu. Ne yapabiliriz? Sizin dersinizi kaçırmak istemiyoruz hani. Tamam. Bir düşünelim. 7'yi almaya çalışayım inşallah. 7'de bir şey olan var mı? Hocam namaz vakti. Şey, imamlık mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Yani sıkıntı erken yok hocam. Erken olabilir mi hocam? Daha erken. Gündüz. Gündüz zor gibi de bakalım. Yani belli saat 7.30 falan yaparız. Yetişen yetişir, yetişemeyen kayıttan izler. Zaten çoğunuz da katılmıyor. Yani tam böyle ortak bir saat tutturmak zor. Ona bakarız yarın. Duruma göre hareket edersiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Esselamu aleyküm. Bunu bir kapanmıyor.